Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir yaprak sarması saracağız. Kuyruk yağını. Hiç salça domates kesinlikle kullanmıyoruz. 100 gram kadar kuyruk yağı var. Ben bunu robotta geçireceğim. Bu sarmanın özelliği kuyruk yağı. Kıyma da olabilir ama kuyruk yağıyla daha güzel oluyor. Kuyruk yağıyla 3 tane büyük baş soğanı, bir büyük baş sarımsağı, bir de limon kullanıyoruz. Karabiber, kuru nane, toz ve maydanoz. Başka salçalar, ekşisi gibi başka hiçbir şey yok. Pirinçlerimi yıkadım. Güzel dönüş tepkiler. Şimdi robotuma kuyruk yağımı çekmekte koyuyorum. Kuyruk yağımı robotta çektim. İsterseniz klima da kullanabilirsiniz ama kuyruk yağıyla daha güzel oluyor. Şimdi soğanlarımı parçalarına ayıracağım. Onu da robotuma atacağım. Robotuma sarımsaklarını da. Soğanımı sarımsağımı kıydım. İçine ekliyorum. Kesinlikle sulanmadı. Fazla da çekmedim. Aynı elde doğramış gibi. Bu sarımsağımız bir elde bol soğan, bol sarımsak. Maydanozları ince ince kırdım. Maydanozları ekliyorum içime. Tuz, karabiber, sıfır nane. İçime karıştırdım. Evet, içime de güzelce karıştırdım. Çok güzel bir iç oldu. Şimdi sarma işlemine geçiyoruz. Sarma işlemine geçtik. İçini çok koymuyorum. Öyle çok güzel bir sarma. Annem sarmalara devam ediyor. Bazı yapraklar yırtık oluyor. İsraf olmasın diye ikileyip sarıyoruz. Kesinlikle bu sarmayı tavsiye ediyorum. Yaprak sarmamızı toprak tencerede pişireceğiz. Yenemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapraklarımızın ucundaki çubukları ben tenceremin dibine koyuyorum. Yani yapışmaması için hem de onun ekşiliğini veriyor. Şimdi sarmayı ezmeye başlıyorum. Sarmalarımızın ortasını genelde böyle boş bırakıyoruz. Daha güzel bir şey, daha tane tane. Ben eskiden bilmezdim. Annemden öğrendim. Yani kayınvalidemden öğrendim. O hep öyle yaparmış. Ben de böyle yapmaya başladım artık. Hmm.
tenceremizi doldurduk. Bu kadar sarmamız arttı. Bunu da buzdolabı poşetine koyuyorum. Bir frize atacağız. Başka zaman pişirdiğimiz zaman yanına dolma da yapabiliriz. Üstüne de ek yapabiliriz. Sarmanızı ocağa koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim üstüne. Şöyle bir tabağım var. Normalde bu sarma taşım var. Ama sarma taşım buna sığmadığı için porselen tabağa koydum. Tabağın kenarına çıkası yapıyorum. Evet, suyumuz gözüktü. Böyle yaprak kavanozumuzun içinden böyle taş çıktı. Yıkayıp üstüne bırakıyorum. Sarmam çok güzel bir şekilde pişti. Tane tane oldu.